Herkese merhaba ben Atan. Bugün Jump projemizin ilk KV kasasının ilk savaşıyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplandık. Rakibimiz ise antik kalıntıda bu şekilde toplandı. Biraz sonra muhtemelen savaşmaya başlayacağız. Burada ilginç bir şey görüyoruz. Bu savaşı Suntuzu ve Ethelred ile katılıyorum. Sun Tuzu'ya zaten yeteri kadar güzel ekipman bastığımı ve ürettiğimi düşünüyorum. Bu ekipmanlardan da %32'lik bir saldırı bonusu, %17.5'luk da bir sağlık bonusu alıyorum. Asıl amacım Ethelfred ve Sun Tuzu'nun alan skill'leriyle... O da bildiğince hasar vermek olacak. Krallık yönetiminden hazırız. Haydi gidelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. İşaretini bekliyoruz. Orada arada siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu like atmayı ve videodaki yaşanan savaşta gördüğünüz yanlış veya doğruları yorumlara yazarsanız benim için çok iyi olur. Şimdi burada bir kuşatma birimi görmüşler. Üzerine doğru koşuyor arkadaşlarımız. Şu an arkadaşı yakaladılar. Tokatlıyorlar. 6K, 4K, 7K giriyorlar. Demin birisi 1K yiyordu bizim arkadaşlardan. Sanırım farklı garip bir şey yapmış. Bakalım. Yani full kraliçe Matilda Seon'da yokla çıkmış. T4 kuşatma basmış bu arkadaşımız. Yani bilmiyorum. İlginç. Var mı anlamını bilen neden yaptı bunu? Eğer varsa yorumlarda buluşalım. Evet artık biz de bölgeye doğru giriş yaptık ve şu anda bir keşifçi savaşı var. Bakalım bu savaşın sonunda neler yaşanacak neler olacak hepsini videoda görüyor olacağız. Kazansak da kaybetsek de ben videoyu atıyor olacağım. Bizim şu tarafta biraz iç içe giren bir ekip var. Muhtemelen kafa kafaya gibiyiz ama belli olmaz bakalım göreceğiz. Daha gelemeyen dışarıda kalan bir sürü insan da var. Bakalım şöyle bir kapıya. Evet bayağı varmış. <laughs> i̇zdiham var. Kapıya izleyen var abi. <laughs> Bu arada bilmeyenler için antik kalıntı bölgelerini, karanlık sunak da buna dahil ilerleyen zamanlarda görürsünüz bunu. Bu bölgeye yani şöyle bir bölgeye ortasında bulunan bölgeye bir birim sokabiliyorsunuz. İkinci, üçüncü birimi sokamıyorsunuz arkadaşlar. E zaten free to play bir oyuncuysan oyunun genelinde de bir birim yaparsın. İkinci birim için hani bir birimi tamamladım. Hani artık bu el ayağı düzgün dediğiniz zaman ikinci, üçüncü birimi düşünmelisiniz. Yoksa ben de çıkarım buraya beş tane askerle. Yani buraya çıkamam tabii ama farklı bir yere çıkarım. Beş tane askerle ama kağıt gibi eririm, yok olurum. Hiçbir anlamı olmaz. Hastanemi boşu boşuna doldurmuş olurum. Bolumuz artık daha da ileriye taşındı. Artık iki bol arasında bir elektrik akımı başlayacak. Beklediğimiz işaretçi geldi. Artık savaş başlıyor arkadaşlar. Çok değişik bir yerdeyiz. Pek fazla hareket ettiremiyoruz ordularımızı. Mesela şuraya gönderdiğiniz zaman çalışmıyor. Rakip buff'ını bastı. Biz buff basamıyormuşuz. Birisi buff'ı kullanmış. Öyle bir dezavantajımız olacak. Bakalım ne yaşayacağız? Bakalım neler gelecek başımıza göreceğiz. Çok ilginç bir bölgedeyiz dediğim gibi. Hareket edemiyoruz. Çok fazla ileri gitmeyeyim. Zaten çok iyi bir durumda değilim. Kendi dişime göre bir rakip bulup ona yapışmaya çalışacağım. Şu an çok önden vurmayacağım, önden oynamayacağım. Dediğim gibi arkalardan kalıp evet şu anda mesela bu şekilde bana vurmayan birisine yapışıp geri kaçacağım. Çok ileri geçmek istemiyorum. Sadece skill boşaltmak istiyorum. Hedef alınırsam geri kaçacağım direkt. Direkt geri kaçıyorum. Direkt geri kaçıyorum. Hedef alındım. Bırakıldım. Tekrardan başlıyorum vurmaya. Haydi bakalım. Yine hedef alındık. Yine geriye doğru kaçacağız. Bu arada eridim. Çok yüksek ihtimalle birisi... Evet bayağı bakın peşimden geliyor. Hala geliyor. Bayağı iyi bir şekilde yapıştı. Muhtemelen benden çok güçlü bir oyuncu. Şöyle yine alana doğru ilerliyorum. Çünkü bireysel skill'im yok. Alan skill'lerim var çoğunlukla. Alana doğru ilerliyorum. Mümkünse alana doğru hasar vurmaya çalışacağım. Hedef alınmak çok istemiyorum. Evet şu anda bolumuzun içine girmeye başladılar. Şu an e, yani bir, bir hata fakat nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Rakipte çok T5 gördüm. Yani 2 tane 3 tane T5 gördüm. Kvk 1'e e göre yani bizim seviyemize göre biraz çok diyebiliriz. Ama bakalım savaşın sonucu ne olacak. Onu tabi bilemeyiz. Ne Nereye gidiyorsun? Yapma canım. şeyler yapma. Savaşın sonucu ne olur bilemeyiz. Göreceğiz. Test edeceğiz. Onu arayacağız. Birazcık geriye doğru çekileceğim yine. Ben nasıl bir rapor alıyorum ya da iyi, alıyor muyum? <laughs> o bile belli değil ama sonucuna bakacağız. Yani oyunun savaşları bu şekilde alan büyük savaşları oluştu arkadaşlar. Böyle geçiyor. Maalesef yapacak bir şey yok bununla. Ama kişi sayısı ne kadar azaldığında da yakına alıp daha rahat bir şekilde savaşabiliyorsunuz. Şu anda biraz yeniliyor gibi görünüyoruz. Hatta yeniliyoruz gibi görünüyoruz. Çünkü dediğim gibi çok sağlam bir durumda değiliz zaten. Ee, zaten biz 3. klanız. Rakibimiz de en iyi ikinci klanlardan birisi yani krallık olarak. Ee, benim suntuzu eridi. Artık işin sonuna doğru gelsin. Yapacak bir şey yok. Bolumuzu geriye doğru ittirdiler. Hem de epey ittirdiler. Biraz geriye çekilip artık skill atayım diyeceğim. Ve bu canlıyken skill atmanın pek bir anlamı ve mantığı artık kalmadı. Bakalım rapor nasıl gelecek göreceğiz. tuzu vursun artık eve doğru dönmeye başlasın. Şimdi raporumuzu bir inceleyelim. Yani raporumuz çok da kötü bir rapor değil. Evet ağır yaralı olarak önde olan bir rapor. Ama 28k'da biz ağır yaralı vermişiz. Muhtemelen alan skill'leriyle. Zaten bakın burada görmüş olduğunuz gibi düşürdüğümüz insanlar da var. Yine alan skill'lerini vurduğumuz. Ama olsun olduğu kadar. Şimdi mesela burada ne yaşanmış? Arkadaşlar burada burası kafa kafaya bir fight olmuş. Ama sonrasında tabi işler biraz değişmiş. Ne durumdayız? Evet bolumuzu maalesef geriye doğru itirdiler. Maalesef bol bayağı dağıldı. Epey dağıldı hem de. Bir daha toplanır saldırır mıyız bilmiyorum. Göreceğiz bakacağız buna. Dediğim gibi krallık buffımız da yok maalesef. Yani yapacak hiçbir şey yok. Evet bu savaşı Muhtemelen kaybettik. Yani şu anda buralarda bir yerde yeni bir bol oluşturulması lazım. Çünkü rakip o kadar ileri basmayacaktı. Bakın gördüğünüz gibi kitlesel bir geri dönüş var burada. Şuralarda bir yerde yeni bir bol işareti gelmesi lazım bence. Ama rakip... Hani bilmiyorum yine gördüğünüz gibi kitlesel geri dönüşler var ama aynı şekilde ileriye de doğru bir saldırı var. Bu rakibin T5'i hala yaşıyor. Ne kadar canı var göremedik. Ee, yarı can da Charles Martel YSG 54 milyonluk bir oyuncu var. Evet kaderin efendisi aldık. Yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Hastanemizi boşaltmaya çalışalım. Şöyle 1 saat 23 dakika mıydı? Ya da full de miydi o? Bir deneyelim. Ya en azından savaştık. En azından denedik. Bunu diyebiliriz. Evet arkaya bir bol geldi. Burada bir yeniden toparlanıp tekrardan bir saldırı deneyebiliriz. Ee, bu ikinci bolla birlikte rakibin az olan canlarını bayağı düşürebiliriz. Ve böylelikle tekrardan bir söz hakkımız olabilir. ve bunlar düşük ihtimaller ama deneyeceğiz yapacağız. Büyük bir yenilgi alıyoruz şu anda. Krallık buna göre zaten bir planlama proje yapacaktır diye düşünüyorum. Yine 170k'lık orduyla çıkacağız. 4 dakikamız var. Yeni bolda toplanmaya başlayacağız. Belki bolu da basacaklardır. Buraya da basacaklardır. Bir rakibe bakalım canlarını. Canlar gördüğünüz gibi yarılarda. Yani normal bir orduyla tekrardan bir toplanmayla geldiğimiz zaman bu yarı canlı oyuncuları çok büyük ihtimalle dövüyor olacağız ve şehirlerine göndereceğiz. Geri dönme, geri dönüş süreçlerindeki başlamıştır bazı kişiler. Yani şurada birkaç kişi var, üç kişi var. Yani geri dönme süresinde kaybetme olasılıkları var mı? Var ama gerçekten çok kalabalık rakibimiz. Yani gördüğünüz gibi rakip gerçekten çok kalabalık. E zaten güç olarak da bizden çok güçlüler. Bizden üstünler. Evet şu an gördüğünüz gibi bir kalabalık olma durumu bizde başladı. Çünkü rakip geriye doğru çekiliyor ve çekilmeyen kişileri burada yemeye başlıyor bizimkiler. O yüzden arkadaşlar savaşlarda markerlara, işaretçilere, onlara, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. E şu anda yapabileceğimiz en iyi şey hasar vermek, işte kaynak bitirtmek, hızlandırma bitirtmek gibi gibi. Ethelflat suntuzu gelmiş burada. Bence büyük bir hata. Gatherfed'in yetenek karşı suntuzun yetenek karşı gibi bir ağaç değil. Skill atma hızı vesaire bakımından. O da eriyip gitti zaten. E suntumuzumuz gelmiş. İleriye doğru gidelim. Oo T5 gördük burada. Bizden bir T5 Hunter Python gelmiş, uyanmış. Oo good morning bro. Welcome, welcome. Haydi bakalım Hunter rakibin T5'ine yapıştı. Şimdi belki işler değişir bilmiyorum ama yine çok kalabalıklar. Yine bakın burada bir T5 var. Bakıyoruz başka bir T5 görebiliyor muyuz? Ön saflarda bir T5 var. 6K yiyor hatta. 6.5-8K yiyor bu T5. Çok güzel debuff alıyor. Herkesin ortasında 11K 11K yiyor. Çevresine de hasar vuruyor ama bir T5'in evine dönmesi... Bir T5'in alandan antik kalıntı alanından çıkması büyük bir avantaj diyecektim. Adam bastı gitti abi. Evet. Adam dedi gitti. Neyse. Evine dönsün bu arkadaş. Çok ilgilendirmiyor bizi. Bizim tarafımızda değil zaten. Bizden gelen bir T5 var. Bu ne abi? Kuşatma geliyor. Baba ne yapıyorsun? Reis! Ustam! Ne yapıyorsun ustam? Börü burada afk. Yakıştıramadım. Yakıştıramadım Börü'ye. <laughs> bizim yine jump ekibimizden. Herhalde dememi bekliyordu. Uyandı hemen Börü. Yine bizim jump ekibimizden tecrübeli bir arkadaşımız Börü. Biliyorsunuz biz buraya göç ettikten sonra Börü de burada güzel bir şekilde Charles Martelleri vesairelerini aldı. Burada bir şey koşuyor. T5 mi bu? Vurmayayım dur vurma vurma sun tuzu vurma. Benim şimdi değil abi o. Şimdi şöyle biraz yukarıdan arkadaşlar yine aynı yerde yine aynı noktada fightımız kapışmamız başladı. Şöyle gelen arkadaşlara bir vurmaya başlayalım. Şöyle yavaştan bir dokunduralım. Kaçıyoruz? 349 yiyoruz. Güzel. Az az diyeceğiz. Az az hasar alacağız. Çok hasar vermeye çalışacağız. Çünkü sun tuzunun olayı bu. Yani alan hasarlı karakterlerin olayı bu tarz açık alan savaşlarında skill patlatmak arkadaşlar. Şu anda muhtemelen deliler gibi skill patlatıyoruzdur. Sun tuzu ona vurmasın. Abi şöyle biraz sun tuzuyu geri çekeceğim. Bu arkadaş çünkü güçlü bir arkadaşa benziyor. Aynen T5. 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 t 5sin değil mi sen? Aynen öyle bak bak. Hani şuradaki düşüşümden anladım adamın T5 olduğunu. Hani buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben bütün gün ona vurayım. İstediğim kadar da skill patlatayım. Ama hiçbir işime yaramaz. Bu arkadaş niye böyle koştu? Vuralım biraz. Ne kadar yiyoruz? 358 hiçbir şey değil. Skill atsam yeterli benim için. Gayet mantıklı. Şimdi biraz önlerde kaldık. Biraz geriye doğru çekileceğim. Yine şurada muhtemelen bir T5 arkadaş var. Koşturuyor sağda solda. Şöyle öne doğru gelenler var. Öne doğru gelenlere vuralım. Şu anda 400 küsür yorum sanırım. Çok ileri gittik. İşaretleneceğiz muhtemelen. İyi iyi iyi. iyi. Vurmadılar. Güzel güzel. Şu arkadaşa vuralım. Zafer geldi son tuzudan. Birini göndermişiz hedine. Çok güzel. Bu sefer raporum daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü hedef alınmadım. Bakalım rapor nasıl gelecek onu da göreceğiz vurmaya devam ediyorum. Hedef değiştiriyorum sürekli. Hani skillimin en çok yararlanabileceğim bir şekilde olmasını istiyorum çünkü. Yine içeriye doğru bir arkadaş var. Ona bir vuralım. Yine elimiz hazırda dursun. Evet elimizi basalım hemen. Evet şimdi rakipten bir bol içine girmeler başladı. O yüzden ben geriye doğru çekiliyorum. Sun tuzuma yapıştılar. Bırak lan sun tuzumu. Ben yapışacağım ona. Geri kaçıyor çünkü bana vuramayacaktır. Az hasar alacak. Az hasar alacağım. O çok alacak. Nottuzmuş şu an sarıda. Güzel. Daha yeni sarı olduk. İyi, 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 iyi. Bakalım rapor ne durumda olacak? Onu da merak ediyorum. Hatta şöyle bir göz ucuyla bir bakalım. 7K'ya 23K işte bu. Bakın, gördüğünüz gibi biri size yapışmadığı zaman, dikkatli ve tembihli oynadığınız zaman ve burayı da takip ettiğiniz, şu çizelgeyi de takip ettiğiniz zaman olay değişiyor arkadaşlar. Mevzu bahis Mevzu bahis değişiyor. Bir şeyimizi yenileyelim. Belki bitmiştir bitmemiştir bilmiyorum ama yine bir garanti olsun unuturuz mu unuturuz aklımıza gelmişken yenileyelim gitsin. Şimdi yine rakibimiz aynı şekilde bizden kalabalık olmaya başladı. Ee, yavaş yavaş aslında geri çekilebiliriz ve ekranımızı da şöyle yakınlaştırabiliriz. Böylelikle rakiplerimizi bir tık daha kolay seçeriz. Şimdi alan genişleyecek. Ne olacak bilmiyorum ama dediğim gibi benim amacım skill patlatmak. Şurada bir Aethelflaed gördüm. Aethelflaed'e yapıştım. Şu an suntuzum 500 diyor ama en azından hasar vuruyor deliler gibi. Daha o Aethelflaed daha da içeri gelmiş. Hoş gelmiş, hoş gelmiş. Şimdi geriye doğru kaçıyor. Çok güzel. Kaçsın Aethelflaed. Biz hasarımıza bakacağız. Şurada bir Minamoto yakaladım. Ona vuruyorum. Geri geliyorum artık çünkü çok ileride kaldık. T5 bu arada o Minamoto. Onu ben bir döveyim. Yollayayım onu ben bir. Bitmek üzere çünkü. Evet bitti. Bir tık geriye geldik yine. Yine içerisi yine dolu. Antik kalıntıyı alıyorlar. Şu anda artık amaç dediğim gibi hasar vermeye döndü. Yani ne kadar hasar verirsek kardıra bakıyoruz gibi bir şey bu. Şimdi yukarıda kendi kendine oynayan arkadaşlarımız var. Onlara bir yardımcı olalım hemen. Şu Safir neciymiş onu da bir görelim. Safir 18 milyonluk bir arkadaşımızmış. Benim kalemim değil. Minamoto bile bireysere girersek mahveder beni o. Şimdi ekranı yaklaştırdık. Şurada bir cacğa gördük. Hemen bir yapışalım cacğa'ya. 300 yiyoruz, 200 yiyoruz. Güzel. Hedef alınacağım. Bakın dediğim gibi alındım. Bu da ufak bir tecrübe. Zamanında çünkü çok yediler beni öyle. İşte eğlenceli değil. Hiç mutlu değilim o konuda. Hala bana yapışıyor bu arada. 3 kişi yapışmışlar bana. Geriye doğru kaçacağım. 500 500 yiyoruz ama en azından yiyoruz. Hala yapışmışlar bana. Ah bıraktılar artık sonunda. Teşekkür ederim. Battlefled'i yine bulduk. Battlefled'i yine vuralım. Gördüğünüz gibi 490-500 falan yiyoruz ama alana hasarımızı vuruyoruz. Bakın 1.5k'lar 2k'lar. Çünkü artık asker kalmadı. Zaten güçlendirme de basmadım. Tuzu yine bir geri çekelim. 46k askerimiz var. Bunu küçümsemeyelim. Yine hastaneye yüktür. Geri çekilirken hemen 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 2100 iyileştir ve yardım iste. Gerildik yine buraya. Şimdi şurada bir Baybars gördüm. Bir de bir o Baybars'a yapışayım diyecektim. Bana birisi yapışıyormuş. Hala peşimde bu arada. Richard ve gelmiş buraya. 27 milyonluk bir arkadaş. Yani benden hala bende mi o? Değil. Güzel. Çok güzel. Şurada kaçan bir adı, değişik bir işler yapan bir arkadaş var. Ona hiç yapışmayacağım. Burada 16'lık bir rüzgar var. Rüzgar merhaba. Buradan şuraya atlayıp rüzgara bir deneyebiliriz ya. Rüzgarın ordusu güçlü değil gibi. Evet, kafa kafaya girdiğimde rüzgarın full ordusuyla çeyreğimden az bir ordu gayet güzel iş yapıyor ama e, Allah Allah vurmayalım o bizden. <laughs> Eyvah yanlışlıkla vurdum galiba. Ben değilim. Ben vurmadım abi. Ben yapmadım. Yani rüzgara iyi vurduk ama dediğim gibi 30K'lık bir asker ordumuz kalmış artık. Artık savaş yani bitti diyebiliriz. Burada ne oluyor? Abi şu çılgınlık ya. Ben ben de çok istiyorum. Böyle full ekipman olacaksın. Full set bilmem ne zart zurt olacaksın. Herkesin ortasına atıyor Var lan bir hayalimiz. Dediğim gibi maalesef antik kalıntıyı verdik. Bizim Hunter Python T5 arkadaşımız yine geldi. 2K 2K yiyor. Bu iyi değil. Neye vuruyor bilmiyorum. Farkında mı onu da bilmiyorum ama bu kadar fazla hasar yemesi pek iyi değil. Ya bir de şöyle bir şey var. Ya T5'siniz okey. Fakat Minamoto arkadaşlar bireysel yani bireysel karakterlere ben hiç olumlu bakamıyorum. T5'sindir. Yani alana vuracak başka şeylerinde vardır. Oyna ama yani Minamoto ile ne kadar çok iyi rapor alabilirsin. O da muamma bence. Şu anda sadece skill boşaltıyorum. Sağa sola dağa taşa skill atıyorum. Başka hiçbir şey yok. Artık ölmeye doğru da girdik. Toplam raporumuza bakalım. 7'den 23'lü 34.5 buçuk 46 90 46 90 yalnız 46 e kadar raporumuz ilerlemiş. En azından savaşıyoruz. Yardımlarımızı basalım. Yardımlarımızı isteyelim. Artık full kıta çıkamayacağım. Çünkü bitti. Sun full kıta çıkma şeyi bitti. E, askerim kalmadı muhtemelen hemen kontrol ederim Aynen yani Geri gelecek 130 140-150'lik bir askerim var 20k eksiğim var Anca buradan hızlı bir şekilde iyileştirerek Tekrardan fayta dahil olabilirim Ama şu anda bu savaşın Pek fazla bir geleceğini Görmüyorum yani bu savaşa pek bir gelecek Göremiyorum şu anda yani e, Evet hasarı verdik Bilmem ne yaptık ama Daha fazla zorlamasak mı diye düşünüyorum çünkü daha burayı geri alacağız. Tamamen temizlememiz lazım ve 45 dakika kalmış. Evet, bir buff geldi. Hangi buff'tı bu? %2'lik saldırı buff'ı geldi. Ama tabi krallık buff'ı yok. Krallık buff'ını basamıyoruz. Yani bunu kim yaptıysa muhakkak krallık liderlerimizin onu yakalayıp bulması gerekiyor bence. Şurada bir Minamoto gördüm. Bir bakalım ne kadar yiyeceğiz, ne kadar vuracağız. Oo, oh, güzel. Parçala parçala yapıştır. Böyle kekleri yiyeceksiniz arkadaşlar. Yakaladığınız zaman böyle güzel arkadaşları oh oh 16k 16k yok tokatlayacaksınız arkadaşlar afk kalınmaz savaş alanında afk kalınmaz afk olacaksan abi git köyüne git köyüne dön yapışacaksın böylesini buldun mu yapışacaksın. Yine geldik bola doğru hatta sınıra doğru geldik ee, burada ne olacak hiç bilmiyorum yani burada ne yaşanabilir? Kestiremiyorum. Onur abi de var bu arada savaşın içerisinde. Pelagius da gelmiş. Hoş geldin Onur abi sen de. Umarım eğleniyorsundur. Güzel güzel. Biraz öfkemizi dolduralım. Biraz geri çekilelim. Biraz geri çekilelim. ile vurmaya devam ediyoruz ama yine aynı şekilde e, geriye doğru çekilmek durumunda kaldık. Ethelfred gördüm orada. Ethelfred e yapış yapış vur vur. Zuntuzu vuramadık. Öfke sıfırlandı. Yapacak bir şey yok. Şurada bir tutmos gördük. Canı bitmiş. O da işareti aldığı gibi zaten geriye doğru kaçtı. Ben işaret aldım bu sefer üstüme. Hemen kaçıyoruz. Can ağız bir arkadaşımız var. Ona da bir hemen yardımcı olalım hastaneye gitmesi konusunda. Hemen ona da yardımcı olduktan sonra şuradan yine içeriye doğru hasar vurabileceğimiz birilerini seçmeye çalışalım. Şu an random kapışıyorum ya hani çok da dikkat edemiyorum. Şu Atlas'le de vurmaya çalışayım. Bakalım ne durumda olacağız. 500 mi Eksi 800 diyorum. Geri çık. Geri çık canım. Geri çık. Burada bir tutmos var. Araya girmiş. O tutmosa da bir yardımcı olalım hemen. En azından öfkemizi dolduralım. Bizi memnun edecek mi? Tabii. Raporun sonuna bakacağız ama beni çok memnun edeceğini düşünmüyorum. Hatta en kötü raporu alacağız muhtemelen. Çünkü zaten sayımız azdı ve hızlı bir erime yaşadık. Bakalım göreceğiz. Belki o Yakaladığımız keklerden dolayı güzel de olabilir ama pek sanmıyorum. Bir Minamoto Caca'ğı gördüm yine bireysel hasar verecek bir kıta. Ya Minamoto Caca işte ne bileyim Minamoto oynamak iyi olabilir ama yani yine dediğim gibi alan savaşlarında çok doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum Minamoto'nun. Yani bu benim kendi fikrim. Hani sen eğleniyorsundur yüksek hasar verip birikiye ee, ama ben pek eğleneceğimi sanmıyorum. Ee, yine bir buff geldi rakipten. Yine buff basıldı. Bir şeyler basıldı. Yine bir kaderin efendisi aldık. Evet sun tuzumuz yine yenildi. 43'e 15. Dediğim gibi tahmin ettiğim gibi e, kötü bir rapor aldık. Baya da kötü bir rapor. Artık savaşmam muhtemelen. Çünkü yani bir antik kanıtlı savaşı 104k doldurmuşuz hastaneyi. Bu gayet fazla. Artık antik kalıntının da vakti ve dakikası kalmadı. Son yarım saate doğru girmeye başladık. Ee, yani artık savaşsak ne olur, savaşmasak ne olur düşüncesindeyim. Ee, savaşanlar tabii olacaktır. Ee, oyuna para yatırıp ya da benden daha çok aktif olup e, çok fazla kaynağı vesairesi işte farm hesabı olan arkadaşlar savaşacaktır. Ben şu andan itibaren savaşmayacağım. Ee, bunu da açık açık söylüyorum. Yani çünkü e, daha önemli savaşlar var. Zaten. Kaybettik yani burayı tekrardan geri alamayacağız. 30 dakika kalmış. Hadi diyelim ki hadi oldu diyelim ki hani hiç geri dönmediler. Buradaki herkesi temizledik. 20 dakika yarım saat zaten sürecektir buradaki temizlik işi. Ee, o yüzden şu andan itibaren bence yani ben kral olsam şu andan itibaren fallback yazarım. Geri gelin yazarım. Adamlarımı, oyuncularımı, krallık üyelerimi geri çekerim. Çünkü dediğim gibi şu anda savaşmak için pek mantıklı bir neden kalmadı. Vakit zaten bitti. Benimle yine aynı düşüncede olan arkadaşlar da vardır. Geri çekilen zaten bakın gördüğünüz gibi burada full ordusu olan ne geri çekilen arkadaşlarımız var. Yani mantıklı olan şu anda bu. Evet savaştık güzel. fight'ımızı attık. Toplamda haçlı başarılarında bireyselde ne yapmışız? Mesela burada rakipten 90k ağır yaralı ve öldürme gerçekleştirmişiz. Bu yeterli mi? Pek değil ama ilerleyen zamanlarda bunu da fulluyor veya güzel bir şekilde bir seviyeye getiriyor olacağız. Bakalım. Evet antik kalıntı savaşı bu şekildeydi. Maalesef bu savaşı kaybettik. Özet geçecek olursak da rakibimiz 90 rakip müttefikler arasında zaten favori olan bir krallık. Yani şu şekilde de klanlarını görebilirsiniz. 2. ve 5. sırada klanları mevcut. Bizim müttefikimiz 92 zaten ilk 3'ü biz oluşturuyoruz. Bir de onların 91 şeyleri var krallık müttefikleri var. Biz 92 ile müttefikiz. 92 ile 89 90 91 müttefik. Bizim amacımız 92'ye şu anda yer açmak. Böylelikle 92 zigguratı aldığında bize belli başlı ödüller de verecektir diye düşünüyorum. Oyunun genelinde zaten. Sistem bu şekilde ilerliyor. Olay sistem bu. Artık burada pek fazla fightlamanın, savaşmanın hem rakip için hem bizim için pek bir anlamı yok. E, bu nedenden dolayı ben çekildim. Çünkü daha sonraki önemli savaşlara odaklanacağım ve onlara bakacağım. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.